Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu zweiteilige Konnektoren, üst başlığının alt başlığı olan nicht nur, sondern auch. Hazırsanız dersimiz başlasın. Nicht nur, sondern auch bağlaçlarına baktığımızda arkadaşlar, Türkçe'de birebir nasıl bir karşılığı var? Şöyle çevirebilirim bunu. Nicht nur, sadece bu değil, sondern auch, hatta bu gibi birebir çevriliyor. Hem bu hem de bu aslında anlamı doğuyor. Ancak nicht nur, buradaki olumsuzluk kafanızı karıştırmasın arkadaşlar. Dolayısıyla burada pozitif iki şeyden bahsettiğimizde bunu ne yapmış oluyoruz? Nicht nur ve sondern auch bağlaçlarıyla, ikili bağlaçlarıyla bir araya getirmiş oluyoruz. Ne demek istediğimi örneğimize bakarak anlatmaya çalışayım. Victoria ist wunderschön. Evet, Victoria bir kadın ismi. Çok çok güzel. Değil mi? Wunderschön, çok çok güzel. Sie ist auch unglaublich intelligent. Bakın, unglaublich, inanılmaz demek arkadaşlar. Hatırlayın, glauben neydi? İnanmak demekti. Unglaublich, inanılmaz anlamında. Intelligent, bu da zeki. Dolayısıyla biz şimdi bu iki cümleyi bir araya getirdiğimizde sadece güzel olmakla kalmıyor. Aynı zamanda da korkunç demeyelim, çok çok, değil mi? İnanılmaz zeki demem gerekiyor şimdi bu yapıyı işin içerisine kattığımda. Bu durumda ne yapacağım arkadaşlar? Victoria ist nicht nur wunderschön, sondern auch unglaublich intelligent demiş oluyoruz. Yani Victoria sadece çok çok güzel değil, aynı zamanda da inanılmaz zeki dediğimde demek ki Victoria ist nicht nur wunderschön, sondern auch unglaublich intelligent demiş oluyoruz. Arkadaşlar, burada fark ettiyseniz sondern auch'un kullanıldığı, yani nicht nur sondern auch yapısı kullanılırken virgülle ayırıyorum ve sondern ile devam etmiş oluyorum. Yani Victoria ist nicht nur wunderschön. Bakın ne yaptım arkadaşlar? Bu yapıyı aynen taşıdım. Sadece nicht nur yapısını ne yaptım? Ist'ten, yani sein'den hemen sonra getirdim. Ardından wunderschön virgülümü koydum. Sondern auch unglaublich intelligent ile ne yaptım? Sonlandırmış oldum. Dolayısıyla Victoria sadece güzel, çok güzel olmakla kalmayıp aynı zamanda da inanılmaz zeki demiş oluyorum. İkinci örneğe baktığımızda arkadaşlar, das Bauernhaus in München ist sehr groß. Evet, anlaşılır bir cümle, öyle değil mi? Çiftlik evi, Münih'teki çiftlik evi çok büyük. Es ist auch ziemlich billig. Bakın arkadaşlar, pekiştireçlerde çok büyük dediğimizde ne dedik? Sehr groß, ziemlich, oldukça anlamına geliyor arkadaşlar. Dolayısıyla billig neydi? Ucuz demekti. Dolayısıyla bu durumda es ist auch ziemlich billig denildiğinde aynı zamanda da oldukça neymiş? Ucuzmuş. Değil mi? Şimdi ben bu iki cümleyi bir araya getirdiğimde ne yapacağım? Diyeceğim ki Münih'teki çiftlik evi sadece büyük olmakla kalmayıp aynı zamanda da oldukça ucuz diyeceğim. Bu durumda ne yapacağım? Nicht nur, sondern auch yapılarından ne yapacağım? Destek alacağım. Bu durumda das Bauernhaus in München ist nicht nur sehr groß, sondern auch ziemlich billig. Demek ki bakın arkadaşlar, burada sondern öncesine ne yapıyorum? Virgülümü koyuyorum, değil mi? Ve ne yapmış oluyorum? Bu iki cümleyi anlamlı hale getirmiş oluyorum, değil mi? İki cümleyi bir araya getirerekten ne yapmış oluyorum? Tek bir cümlede ne anlatmış oluyorum? Münih'teki çiftlik evi, yani das Bauernhaus in München, sadece büyük değil, değil mi? Ist nicht nur sehr groß, aynı zamanda sondern auch ziemlich billig, oldukça ucuz demiş oluyoruz. Üçüncü örneğimize bakalım. Dieses Buch ist für Historiker geeignet. Yani ne diyor? Bu kitap, değil mi? Für Historiker, tarihçiler anlamına geliyor arkadaşlar. Geeignet, uygun olmak demek. Dolayısıyla bu
kitap tarihçiler için uygundur dediğimde dieses Buch ist für Historiker geeignet. İkinci cümleye bakalım. Es ist auch für Schüler geeignet. O aynı zamanda ne için uygun? Öğrenciler için uygun dediğimizde demek ki es ist auch für Schüler geeignet. Bakın buradaki auch de da anlamına geliyor. Değil mi? Aynı zamanda demek ki öğrenciler için de uygunmuş bu kitap. Şimdi ne diyeceğiz? Bu kitap sadece tarihçilere değil, aynı zamanda öğrencilere de uygun dediğimde ne yapıyorum? Nicht nur sondern auch'tan destek alıyorum. Bu durumda dieses Buch ist nicht nur für Historiker, sondern auch für Schüler geeignet. Yani bu kitap sadece tarihçiler için değil, aynı zamanda kimler için? Öğrenciler için de uygundur demiş oluyoruz. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızın şöyle bir üstünden geçelim arkadaşlar. Victoria ist wunderschön. Demek ki wunderschön neymiş arkadaşlar? Müthiş, çok çok güzel anlamında, değil mi? Victoria ist wunderschön. İkinci cümle ne diyor? Sie ist auch unglaublich intelligent. O aynı zamanda unglaublich neydi? Demek ki inanılmaz, değil mi? Intelligent. O aynı zamanda inanılmaz zeki. Demek ki ne yapıyormuşuz arkadaşlar? Nicht nur sondern auch yapısını işin içerisine kattığımızda Victoria ist nicht nur wunderschön, sondern auch unglaublich intelligent. Demek ki Victoria sadece güzel olmakla, müthiş güzel olmakla kalmayıp, değil mi? Aynı zamanda da inanılmaz neymiş? Zekiymiş, değil mi? Bu cümleye göre. İkinci cümle ne diyor arkadaşlar? Das Bauernhaus in München ist sehr groß. Demek ki Münih'teki çiftlik evi çok büyük, değil mi? Sehr groß. İkinci cümle ne diyor? Es ist auch ziemlich billig. O aynı zamanda neymiş arkadaşlar? Oldukça ucuzmuş, değil mi? Dolayısıyla ne yapacağım? Nicht nur sondern auch yapısını işin içerisinde kattığımda bakın buradaki yapının aynını, değil mi? Buraya geçiriyorum ve diyorum ki das Bauernhaus in München ist nicht nur sehr groß, sondern auch ziemlich billig. Bakın ne oldu arkadaşlar burada? Aslında olağan bir şekilde giden bir cümle, değil mi? Nicht nur kalıbını ne yaptım? Sein'den hemen sonra getirdim. Ist nicht nur sehr groß yapısına büründü. Virgülümle ayırdım ve sondern auch ziemlich billig demiş oluyorum. Üçüncü örneğe baktığımızda arkadaşlar dieses Buch ist für Historiker geeignet. Demek ki geeignet uygun olmak demekmiş, değil mi? Für Historiker tarihçiler için anlamında bu kitap tarihçiler için uygundur diyor cümlemiz. Es ist auch für Schüler geeignet. Kitap aynı zamanda kimler için uygunmuş arkadaşlar? Öğrenciler için. Bu durumda ne diyeceğiz arkadaşlar? Sadece bu kitap sadece tarihçiler için değil, aynı zamanda öğrenciler için de uygundur dediğimde ne yapıyorum? Nicht nur sondern auch'tan destek alıyorum. Bu durumda dieses Buch ist nicht nur für Historiker, sondern auch für Schüler geeignet demiş oluyorum. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı arkadaşlar doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Victoria ist wunderschön. Sie ist auch unglaublich intelligent. Victoria ist wunderschön. Sie ist auch unglaublich intelligent. Victoria ist nicht nur wunderschön, sondern auch unglaublich intelligent. Victoria ist nicht nur wunderschön, sondern auch unglaublich intelligent. Das Bauernhaus in München ist sehr groß. Es ist auch ziemlich billig. Das Bauernhaus in München ist sehr groß. Es ist auch ziemlich billig. Das Bauernhaus in München ist nicht nur sehr groß, sondern auch ziemlich billig. Das Bauernhaus in München ist nicht nur sehr groß, sondern auch ziemlich billig. Dieses Buch ist für Historiker geeignet. Es ist auch für Schüler geeignet. Dieses Buch ist für Historiker geeignet.
Es ist auch für Schüler geeignet. Dieses Buch ist nicht nur für Historiker, sondern auch für Schüler geeignet. Dieses Buch ist nicht nur für Historiker, sondern auch für Schüler geeignet. Güzel bir cümleyle devam edelim arkadaşlar. Mustafa Kemal Atatürk ist Erlöser. Erlöser, kurtarıcı demek arkadaşlar. Er ist auch Wegweiser. Wegweiser, yol gösteren. Yeri gelmişken arkadaşlar, Mustafa Kemal Atatürk'ümüzü saygı ve minnetle anıyoruz. Bu iki cümleyi arkadaşlar, bu iki anlamlı cümleyi ben nicht nur ve sondern auch ile çok güzel bir araya getirebilirim. Ne yaparım arkadaşlar bu durumda? Mustafa Kemal Atatürk ist nicht nur Erlöser, sondern auch Wegweiser. Yani ne diyor cümlemiz arkadaşlar? Mustafa Kemal Atatürk sadece kurtarıcı değil, aynı zamanda yol gösteren dediğimde demek ki Mustafa Kemal Atatürk ist nicht nur Erlöser, sondern auch Wegweiser demiş oluyorum. Beşinci örneğimizle devam edelim arkadaşlar. Die Firma investiert in neue Maschinen. Die Firma investiert, bakın burada investieren var. Investieren, yatırım yapmak demek arkadaşlar. In neue Maschinen, anlaşılacağı üzere yeni makineler, değil mi? Ne yapıyormuş firma? Yeni makinelere yatırım yapıyor diyor, değil mi cümlemiz? Sonraki cümle, sie investiert auch in Menschen. Aynı zamanda insanlara da yatırım yapıyor. Yani çalışanlar kastediliyor. Değil mi bu cümlede arkadaşlar? Şimdi ben bu iki cümleyi bir araya getirdiğimde ne diyeceğim? Firma sadece yeni makinelere yatırım yapmakla kalmayıp aynı zamanda insanlara yatırım yapıyor dediğimde die Firma investiert nicht nur in neue Maschinen, sondern auch in Menschen demiş oluyoruz. Altıncı örneğe baktığımızda abends ist die Stadt ruhig. Die Stadt neydi arkadaşlar? Şehir, kasaba, değil mi? Şehir diyelim isterseniz. Ruhig, sessiz, sakin. Demek ki akşamları şehir sessiz, sakin. Değil mi? Sie ist auch langweilig. Langweilig, sıkıcı. Aynı zamanda neymiş? Sıkıcıymış. Şimdi diyeceğiz ki şehir akşamları sadece sessiz olmakla kalmayıp aynı zamanda sıkıcı diyeceğiz. Bu durumda abends ist die Stadt nicht nur ruhig, sondern auch langweilig demiş oluyoruz. Dilerseniz bu cümlelerin şöyle bir üstünden geçelim arkadaşlar. Ne diyor dördüncü örneğimiz? Mustafa Kemal Atatürk ist Erlöser. Erlöser demek ki neymiş arkadaşlar? Kurtarıcı anlamına geliyormuş. Er ist auch Wegweiser. Bakın Weg neydi? Yol demekti. Wegweiser, yol gösteren. Bu durumda ne diyeceğiz arkadaşlar? Atatürk sadece kurtarıcı olmakla kalmayıp aynı zamanda yol gösterendir dediğimizde Mustafa Kemal Atatürk ist nicht nur Erlöser, sondern auch Wegweiser demiş oluyoruz. Beşinci örneğe baktığımızda arkadaşlar die Firma investiert in neue Maschinen cümlesini görüyoruz. Investieren in, bakın arkadaşlar bunu yapı olarak görelim. Investieren in bir şeye yatırım yapmak anlamına geliyor. Firma neye yatırım yapıyormuş? In neue Maschinen, yani yeni makinelere. Die Firma investiert in neue Maschinen. Firma yeni makinelere yatırım yapıyor. Sie investiert auch in Menschen. O aynı zamanda neye yatırım yapıyormuş? İnsanlara yatırım yapıyormuş. In Menschen'den kasıt, değil mi? İşte insanlar ne olabilir? Beyaz yakalılar, mavi yakalılar gibi, değil mi? Çalışanlar aslında kastediliyor bu durumda. Öyle değil mi? Şimdi bu iki cümleyi ben bir araya getirdiğimde bakın ne olacak? Die Firma investiert nicht nur in neue Maschinen, sondern auch in Menschen. Demek ki firma sadece yeni makinelere yatırım yapmakla kalmayıp aynı zamanda ne yapıyormuş arkadaşlar? İnsana yatırım yapıyormuş. Dolayısıyla die Firma investiert nicht nur in neue Maschinen, sondern auch in Menschen demiş oluyoruz. Fark ettiyseniz arkadaşlar deminden beri değil mi görmüş olduğumuz bu yapıların içerisinde sondern auch'dan önce mutlaka ne geliyor? Virgül geliyor. O koma mutlaka konulması gerekiyor arkadaşlar. Ve son örneğe geldi sıra. Ne diyor örneğimiz? Abends ist die Stadt ruhig.
Akşamları şehir ruhig, sessiz, sakin anlamında. Sie ist auch langweilig. O aynı zamanda neymiş? Sıkıcıymış. İkisini bir araya getirelim. Neyle bir araya getirelim? Nicht nur, sondern auch kalıbıyla. Bu durumda ne olacak? Abends ist die Stadt nicht nur ruhig, sondern auch langweilig. Yani akşamları şehir sadece sessiz olmakla, sakin olmakla kalmayıp aynı zamanda neymiş? Sıkıcı bir hal alıyormuş, değil mi bu şehrin durumu? Böyleymiş. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı arkadaşlar doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Mustafa Kemal Atatürk ist Erlöser. Mustafa Kemal Atatürk ist Erlöser. Er ist auch Wegweiser. Er ist auch Wegweiser. Mustafa Kemal Atatürk ist nicht nur Erlöser, sondern auch Wegweiser. Mustafa Kemal Atatürk ist nicht nur Erlöser, sondern auch Wegweiser. Die Firma investiert in neue Maschinen. Sie investiert auch in Menschen. Die Firma investiert in neue Maschinen. Sie investiert auch in Menschen. Die Firma investiert nicht nur in neue Maschinen, sondern auch in Menschen. Die Firma investiert nicht nur in neue Maschinen, sondern auch in Menschen. Abends ist die Stadt ruhig. Sie ist auch langweilig. Abends ist die Stadt ruhig. Sie ist auch langweilig. Abends ist die Stadt nicht nur ruhig, sondern auch langweilig. Abends ist die Stadt nicht nur ruhig, sondern auch langweilig. Bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu dersimizde nicht nur, sondern auch kalıbını görmüş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Tschüss.